Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Çiğdem. Bugün yine size bir dikiş videosu hazırladım. Bu videomda artan küçük kumaşları nasıl değerlendiririz ve bu küçük kumaşlarla nasıl çanta dikeriz bunu anlatıyorum. Çok pratik bir çanta kalıbım var. Çanta dikme yöntemim var. Sizinle bunu paylaştım. Beğenerek izleyeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve o değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sorularınız varsa da severek cevaplarım. Hadi bakalım hep birlikte videomu izleyelim. Arkadaşlar, çantamı dikmek için cici mi cici, saten, kalın saten bir kumaş kullanacağım. Üzerinde çok tatlı kedi desenleri var. Şöyle göstereyim size. Şimdi bundan çantamızı dikeceğiz. Çantamızın gövdesi ve kulp çıkartmamız gerekiyor. Öncelikle kulplarını çıkartalım. Santimetre genelde ideal oluyor arkadaşlar. İki tane 9 santimetre genişliğinde kulp çıkartacağız. Şöyle göstereyim ben size. 9, 18. Bunu bu şekilde tamamen işaretleyerek gideceğiz. Sonra da keseceğiz. Kulp çıkardık. Bu kulpları tersinden çevireceğiz. Bu şekilde buralarından dikiş geçeceğiz. Sonra buradan dikiş geçeceğiz. Ters çevireceğiz. İçin dışına çevireceğiz. Ve iki tane kulp elde etmiş olacağız. Bu tamam. Şimdi çantamızın gövdesine gelelim. Çantamızın gövdesi de bu. Buraları kavrulacak zaten. İki yanlardan dikiş atacağız. Şu uçlarını da kıvıracağız. Buralarından dikiş geçeceğim. Ama dikişi geçmeden önce arkadaşlar pratik bir yol göstermek istiyorum. Bu alt kısımlarında çantaların bu alt kısımlarını dikmek için çok pratik bir yol göstermek istiyorum. Bunu katlıyoruz ikiye. Katladıktan sonra şu dört köşeye, kumaş katı olan yeri değil, buraya istediğimiz genişliğe göre şöyle küçük bir kesik atıyoruz. Diktikten sonra buralarını şu şekilde yapıp dikeceğiz. Ve tabanı böyle bu şekilde görünmüş olacak. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Ve sonra dikilmiş halini sizlerle tekrar paylaşacağım. Evet arkadaşlar, çantamın kenarlarını diktim. Ağız kısmına da overlock geçtim. Sadece bu kestiğim yerler kaldı. Şimdi buraları nasıl yapacağız? Buraları diktikten sonra iki yanını. Bakın şöyle yaptığınız zaman şuradan dikiş geçeceğiz. Önce overlock'unu yapacağım veya önce dikişini yapacağım. İkisini bir arada yapılabilir bazı makinelerde. Benim makinem ikisini bir arada yapıyor. Buradan dikiş geçeceğim. Yine burayı da bu şekilde yapıp dikiş geçeceğim. Ve sonunda çantamın taban kısmı ortaya çıkmış olacak. Bakın şöyle çevirip göstereyim size. Şu an şeklimiz bu. Bakın şöyle göstereyim. Dikişlerimi tamamladım. Şu fazlalıklarını temizleyelim. Şimdi bunu çevirdiğimiz zaman tabii ütüyle buralarını düzelteceğiz. Güzelce ütü geçeceğiz buralardan. Sonuçta torbamız hazır olmuş oldu. Kenarlarını kıvıracağız. Şöyle şekilde göstereyim. Kıvıracağız. Kulplarını buralara yerleştireceğiz. Bu şekilde ve çantamız bitmiş olacak. Gelelim kulplara. Kulplarımızı şu şekilde diktim arkadaşlar. Yanlarından dikişlerini yaptım. Ama buradan böyle dikmedim. Burayı böyle çevirip bu şekilde diktim. Yani bakın şu şekilde.
Böylece kulbumuz dikişleri böyle yanda değil ortada görünecek. Çirkin görünmemiş olacak bu şekilde. Nasıl çevirdiğimizi de göstereyim size. Bunları da ütüleyeceğiz şimdi ve kulplarımızı monte edeceğiz. Öncelikle ütüleyelim ki daha düzgün dursun. Evet, güzelce şimdi ütümüzü yapalım. Çantamızı bu şekilde kıvıracağız. Güzelce yerleştireceğiz kulplarımızı. Tabii önce kulbumuzu yerleştirmeden önce şu kısmını içine kıvırıp, çünkü çevirebilmemiz için bir kısmı açık kalmıştı. Bunu böyle içine kıvırıp buradan bir güzelce dikiş atacağız şu şekilde. Evet, şimdi gelelim kulplarımızın monte edilmesine. Burayı bir kat kıvırmıştık. Bir kat daha kıvıracağız. Ama ondan önce kulplarımıza bir bakalım. Yani nereden istiyoruz? Şöyle göz kararınca ayarlayalım. Dışarıda mı kalsın? İçeride mi olsun? Ben genellikle dışarıda kullanıyorum ama bu sefer içeride kullanmak istiyorum. Şöyle koyduğumuz zaman şu ortalama güzel bir mesafe. Bir ölçelim tabii, eşit olması gerekiyor. Şu taraf daha güzel bence. Buradan ölçeceğim. 10 santim. Burası 10 santim. O zaman burası da 10 santim olması gerekiyor tabii ki. Çok güzel. Tam ayarlamışım. Bunları yaptıktan sonra arkayı zaten ona göre yapacağız. Şimdi nasıl yapacağımıza gelelim. Öncelikle şuradan şöyle bir tane iğnemizi takalım. Bu da böyle olacak. Dikişli tarafı tabii ki iç tarafa getireceğiz. İğnenizi bu şekilde takarsanız arkadaşlar, dikerken makine kırılmaz. Makine üzerinden atlayarak geçer. Bu şekilde bu kolu da buraya yerleştireceğiz. Evet. Burası da yine aynı şekilde olacak. Şeklimiz bu olacak yani. Thank you.
alttan çift dikiş atacağım ve çantamız hazır olacak. Evet, hem üstten hem alttan çift dikişimizi yaptım. Bu şekilde oldu. Buraya etiketimi takacağım. Markamı takacağım ve çantamız bu şekilde kullanıma hazır arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Size şöyle göstermek istiyorum. Bu da benim diğer çantam. Bu da hazır. Bunu da dikeceğim. Bu da böyle cici bir çanta olacak. Bir dahaki video paylaşımında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.